O soruyla ilişkileniyor ve devam ediyor. Ve entüzyast. Yani öğrenmek için heyecan duyan, bundan keyif alan 3E modeliyle bir sınıf yönetiyor hale geliyoruz. O zaman o lokomotif kendi başına gidiyor. Bisikletin pedalını çocuklar da çeviriyor. Sadece öğretmen çevirmiyor. Tabii ki teknoloji entegrasyonu, LCD projeksiyonundan tutun da akıllı tahtalara kadar, laptoplara kadar, bunların artık 21. yüzyıl sınıfının internet erişimine kadar olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ve bir küçük filmle bitirmek istiyorum. Bu kadar keyifli bir öğretmen olabilmeyi çok isterdim. Perihan Hocam sanırım bize yardımcı olacaksın. Nemo'yu izleyelim bakalım son bölüm olarak. Evet, sanırım bu filmi izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Kayıp Balık Nemo. Küçük bir klip. Böyle bir öğretmen olmayı ister miydiniz? Öğrencilerim nereye gitti? Aa, demek oradasınız. Gelin bakalım kaşifler. Öğreniriz gezerek, eğlenerek. Hep öylesin, ne kadar yararlı. Baba, artık gidebilirsin. Merhaba, sen de kimsin? Adım Nemo. Peki Nemo, bütün yeni öğrencilere bir soru sorarım. Olur. Sen nasıl bir evde yaşıyorsun? Anne, Nemo. Tamam, kendini zorlama. Aramıza hoş geldin yeni kaşif. Bilmeniz gereken bir şey var. Yüzgeçleri çok küçük. Eğer yüzerken zorlanırsa dinlenmesine izin veriyorum. 10-15 dakika baba, kadar. Baba, artık gitsen iyi olur. Merak etmeyin, birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Çocuklar, gözleri öne çevirin ve sakın unutmayın. Hepimiz düşüncelerimizi kendimize saklayacağız. Özellikle de sen Jimmy. Olamaz. Güle güle Nemo. Hoşça kal baba. Güle güle oğlum. Dikkat et. Hey, ilk ayrılık için oldukça iyisin. Evet, sonsuza kadar yanımda kalamaz diye. Evet, büyük oğlum vadiye gittiğinde çok üzülmüştüm. Çocuklarımız büyüyor. Ne? Vadiye mi? Vadiye mi gidiyorlar? Neler söylüyorsun? Aklını mı kaçırdın? Vadiye göndereceğimize çocuklar... Çocuklarımızı balık tava yapalım daha iyi. Marty, sakin ol. Bana sakin olmamı söyleme midilli. Midilli mi? Bir palyaço balığı için hiç de komik değil. Yazık. Canlılarını bilir misiniz siz? Öğrenelim denizde kim var? Kaplılar, yumuşakçılar, süngerler, yosunlar, midyeler, istiridyeler, deniz çiyanlar, deniz yıldızı, divetlen... ...donlar, hadi hep birlikte! Güzel yosunlar, güzel yosunlar, güneş görünce. Evet, vadiye geldik. Pekala çocuklar, çok uzaklaşmadan çevreye araştırabilirsiniz. Bakteri fosilleri. Toplanın. Küçük bir noktaya toplanmış tüm bir ekosistem. Bir bakteri de okulundaki kum taneleri. Hadi gidelim. Hadi hep birlikte söyleyelim. Kabuklular, yumuşakçılar, süngerler, deniz alanları. Annem onlar salyozlar, yosunlar. Evet, değerli meslektaşlarım. Sizin de sınıflarınızda çocuklarınızı size teslim ederken böyle velileriniz, böyle öğrencileriniz çok eğlendiği halde bazı öğrencilerinizin sınıfın dışına kaçmak istediğini, hatta onların başkalarını etkileyip onları da peşinden sürüklediğini gördüğünüz öğrencileriniz eminim olmuştur. Sınıf yönetmek bir sanat. Bizim de işimiz sanat icra etmek. Ben öğretmenlik mesleğini bir tiyatro sanatçılığına benzetiyorum. Neden tiyatro sanatçılığı da sinema sanatçılığı değil? Çünkü sinema sanatçılığının bir filmi bir kez çektikten sonra milyonlarca defa oynatılabileceğini, bir performans olduğunu düşünüyorum. Oysa öğretmenliğin her derste yeni bir performans, her sahnede yeni bir performans gösteren bir tiyatro sanatçısı ustalığında yapılması gerektiğini tarif ederken bu ayki yazdığım yazıda şöyle bir şey söyledim. Bir tiyatro sanatçısı edasında sanat gibi bir beyin cerrahı ustalığında da güvenli ve titiz yapılması gerekli bir meslek olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü o kadar o denli de kritik bir iş yapıyoruz. Kişiliklerine, gelişimlerine ve onların hayatlarını, geleceklerini şekillendiren insanlar olarak çok ağır bir sorumluluk. Bütün bunların hepsini düşündüğüm zaman üstümüzde çok ağır bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Eminim bu bizi bugün katılıp izleyen meslektaşlarımızın çok önemli etkinlikleri vardır. Bu arada öğretmenler üretiyor. Ders işleyiş etkinliğine de
Biz de Sevit, Radikal Gazetesi, Türk Telekom'la birlikte organizasyonda yer aldığımız süreçte de videolarınızı çekip göndermenizi bekliyoruz. Bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Bugün bu paylaşım içerisinde Kayıp Balık Nemo'nun sınıfı gibi umarım bir öğrenme keşfine, yolculuğuna çıkabildiğimizi düşün. Heyecanlandım, arzu ettim. Umarım sizler de öyle hissetmişsinizdir. Umarım sizi kaybetmemişimdir. Sunuma geldiğim zaman hala gitmek istediğimiz denizlere, açık okyanuslara açılmaya hazırızdır. Katılıp bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa birkaç dakikada soruları cevaplayabilirim hocam. Ben de Canberk, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Özkan Hoca bir cümle paylaştı bizimle, Henry Ford'un bir sözünü. Öğrenme bittiğinde hayat biter. Bir paylaştı. Ve bir yandan Tam da da öyle düşünüyorum. tam böyle değil mi? Bir yandan da ilk başlarken Alice Harikalar Diyarı'ndaydık. Doğru. Oradan bir sahneyi paylaşmıştık. Ve şimdi bu el seminerinin sonuna geldiğimizde tekrar şu sözleri söylemek istiyorum. Biz buradayız şu anda. Belki Harikalar Diyarı'nda değiliz ama ben değiştim mi? Bu el seminerinin sonunda ya da ben aynı ben miyim ya da bir şeyler değişti de ben farkında değil miyim diyorum. Sorularınız varsa onları alalım isterseniz bir iki sınırlayalım ki bugünkü Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sinan hocam, bu performansınızı yüz yüze görmekten mutlu oluruz derken Bursa'ya mı davet ediyorsunuz? Davet ediyorsanız programımızı alalım, gelelim Bursa'ya. Selma Afşar hocam, çok teşekkür ediyorum. Umarım bu süreçten size de katkı sağlayabilmiştir. Ben çok keyif aldığımı düşünüyorum. Özellikle de bunun üzerine daha pek çok paylaşımı yapabilmeyi hem Twitter hesabından hem de sizlerden daha çok duymayı merak ediyorum. Özellikle sizlerin 21. yüzyılın sınıfını ve becerilerini geliştirecek paylaşımlarınız, etkinliklerinizi de lütfen paylaşırsanız çok mutlu olurum. Maraş'a keyifle Maraş'a gelmeyi çok arzu ediyorum Metin Hocam. Bir organize ederseniz davet edin. Ben de program boyu muhakkak geleceğim. Öğrenme bisikletini Ömer Hocam ben de çok anlamlı buluyorum. Çünkü bisikletin gerçekten iyi bir öğrenme aracı olduğunu düşünüyorum. Otomobile göre, bugünlerde çok kullandığımız otomobile göre daha çok emek istediğini düşünüyorum.